Sayın ilçe başkanım ve yönetimi, kıymetli kadın kolları başkanım ve yönetimi, değerli gençlik kolları başkanım ve yönetimi, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli mahalle başkanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve genç arkadaşlarım. Hepinizi içtenlikle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çorlu İlçe Başkanı olarak atanan Sayın Kenan Kelle'ye görevinde hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ayrıca yine Gençlik Kolları Başkanımız olarak atanan Sayın Onur Şen'i tebrik ediyor, kurmuş olduğu yönetimle birlikte başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Sözlerime başlamadan önce ulaştığımız Ramazan ayının ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bildiğiniz üzere 6 Şubat sabahı ülkemizi derinden yaralayan bir deprem felaketi yaşandı. Sonrasında 15 Mart tarihinde yine depremin de etkilediği Şanlıurfa ve Adıyaman illerimizde bir sel felaketi yaşandı. Bu felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah ülkemizi tüm afetlerden esirgesin. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Mevlam bu yaraları bir an önce sarmak için olan gayretimizi hayırlı kılsın. Bu durumdan siyasi çıkar elde etmek uğruna her yola başvuran zevata da Allah fırsat vermesin. Ben kısaca bahsetmek isterim. Çorlu'da büyüdüm, mimarım. 2013 yılından itibaren Çorlu'da kurmuş olduğum mimarlık ofisinde proje ve uygulama danışmanlığı hizmetleri vermekteyim. Aynı zamanda küreselleşme ve uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini aldım. Partimizin yıllardır çeşitli kademelerinde görev alan, alın ve akıl teri döken bir kardeşinizim. Ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için, kadınlarımız için, gençlerimiz için durmaksızın çalışan AK Parti'mizin çatısı altında siz değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü bir Türkiye kararlılığına ve bu davaya hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Biz hayallerini Türkiye için kuran, Türkiye için gerçekleştiren bir partiyiz. Verdiği her sözü tek tek yerine getiren bir partiyiz. 22 yıldır milletine hizmet eden bir partiyiz. Kadın ve genç girişimcilerimize büyük destekler veren ve onlara güç katan bir partiyiz. Gelecek vizyonunda gururla yerli ve milli diyen bir partiyiz. Çok şükür ki kendi otomobilimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçaklarımızı, kendi uydumuzu üreten bir ülke konumuna geldik. Şehir hastaneleriyle, millet bahçeleriyle, doğal gaz keşifleriyle, savunma sanayinden nükleer enerjiye kadar kullanımı olan bor karbür üretim tesisleriyle halkın refahını arttıracak çalışmalara imza attık. Binlerce kilometre yol, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, yüksek hızlı tren hatları, yeni hava alanları ile dünyanın gıpta ile baktığı büyük lojistik projeleri hayata geçirdik. Bunlarla da sınırlı kalmayacağız. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. Türkiye yüzyılı başlıyor. Türkiye yüzyılı barışın, bilimin, üretimin, başarının, gücün, istikbalin, huzurun, sürdürülebilirliğin, kalkınmanın ve istikrarın yüzyılı olacak. Bunu hep beraber başaracağız. Teşkilatımızın her kademesiyle, kadınlarımızla,
gençlerimiz de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkarak yetişen eğitimli ve kültürlü çocuklarımızla başaracağız. Çünkü bu millet her şeyin en iyisine layık. Çünkü bu topraklar her şeyin en iyisine layık. Bu bağlamda bölgemize ve ülkemize hizmet etmek için bu ülkenin yetiştirdiği bir mimar, bir siyasetçi olarak 28. dönem milletvekili aday adaylığımı sizlerin ve kıymetli basın mensuplarımızın huzurunda bir kez daha açıklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, sayın basın mensupları. Nereye gitmek istediğini bilmeyenler için hiçbir rüzgar doğru bir rüzgar değildir. O yüzden yuvarlak masanın etrafında makam için bu milletin vicdanını satanlar, ülkenin yaşadığı afetlerden dolayı arkalarına bir rüzgar aldıklarını düşünenler, bu aziz millet o rüzgar zannettiğinizi size bir fırtına olarak sandıkta ödetir. Usta şair Necip Fazıl'ın söylediği gibi, devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım. Bizim yapacak çok işimiz var. Bizim gerçekleştirmek istediğimiz çok hayalimiz var. Kadınlarımızın çalışma hayatından sosyal hayatına, aileden istihdama kadar olan birçok konuda son 20 yılda çok geliştik, gelişmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızın karar alma mekanizmasına olan katkısı arttığı, kadınlarla birlikte büyüyen Türkiye yüzyılı inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı kadınların yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı aynı zamanda gençlerin yüzyılı olacak. Gençlerimizin Türkiye yüzyılı hedeflerimizin gerçekleşmesinde tüm gücüyle katkı gösterebilmesi için çok çalışacağız. Biz enerjimizle, motivasyonumuzla, büyük bir sorumluluk bilinciyle, kaliteli karar alabilme, çözüm odaklı bakış açısı ve farklı perspektiflerden değerlendirme yeteneklerimizi ön planda tutacak ve bu anlayışla güzel Çorlu'muz için, Tekirdağ'ımız için ve ülkemiz için hizmet edeceğiz. İnanıyorum ki 14 Mayıs 2023 seçimleri milletimizin teveccühüyle Cumhur İttifakı'nın büyük bir zaferiyle sonuçlanacaktır. Önümüzdeki seçimlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Size ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Süper, tamamdır.